Merhabalar canlar, herkese selamlar, sevgiler olsun. Bugün hiç video çekemedim arkadaşlar, şu an akşam üzeri. Telefonum tamire gitti tekrardan, o yüzden hiç bugün video çekemedim sadece. Buraları yıkadım. Şuranın ışığı açık kalmış. Buraları yıkadım, felaket bir rüzgar var. Dün geceden beri rüzgar esiyor. Buraları yıkadım ama yıkadığım yere bakın. Rüzgar yoldan yapraklar, çiçek şeyleri poşete varana kadar getirmiş. Her tarafı hortum takıp yıkadım, tertemiz yaptım. Ailenin elbiselerini makineye attım. Şu bayramda aldığımız elbisesi. Bunları normal çamaşırlarla atmıyorum. Kısa programda attım yıpranmasın diye. Bunları serdim. Maalesef rüzgar buraları mahvetti. Her taraf berbat oldu. Ne güzel yıkadım ettim ama neye yarar? Rüzgar çok var. Rüzgardan baksanıza. Geceden beri böyle. Rüzgardan hiçbir yer temiz kalmadı. Ya yıkadığım boşa gitti yani. Gece çok rüzgar esmişti. Ben de dedim sabah baktım ortalık berbat olmuş, toz toprak. Kahvaltıdan sonra taktım hortumu, her yeri bir güzel yıkadım ama rüzgar devam ediyor. Bütün tozu toprağı tekrardan içeriye şey yaptı. Şu çekpas falan da zaten burada kalmış. Şöyle kenara koyuyorum. Çekpasa da çektim, kuruladım, ettim ama ne fayda. Şunların sulanması gerek gene. Hava rüzgarlı olduğundan herhalde bunların suya ihtiyacı oluyor. Şurayı açayım da pencereye, şey kapıya sandalye çıkarayım. Ne? Ay çaktı. Yakup nerede? Mahalle maçı yapıyorlar.
Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün hiç video çekemedim. Telefonum yine tamire gitti. Sabahleyin biraz ay ne zaman konuşmaya başlayınca öksürük tutuyor. Sabah biraz enerjiktim. Ev işlerini yaparken videoyu alayım diyordum. Sonra bir baktık dünden beri de benim telefonun kamerasında bir sıkıntı vardı. O geldi aklıma. Ali'ye söyledim. O da tamirciye götürdü. Götürünce sabah şey yapamadım. Video çekemedim. Sonra yine benim tansiyon düştü. Tansiyon düştü. Akşama kadar sürüne sürüne yattım. Sürüne sürüne kalktım. Sürüne sürüne yemek hazırladım. Öyle söyleyeyim yani size. Neyse, sürüne göbek atmadın mı? Ha, göbek atıyordum. Ondan sonra canlar. Bir ara iyiydim. Dışarıları yıkadım. Tozlu rüzgar esiyor burada. Dün geceden beri rüzgar esiyor. Rüzgardan ortalık böyle mahvoldu. Alerjisi olanı mahveder yani. Yatak yorgan yatırır alerjisi olanı. Ben de zaten üstümde grip hali olduğu için bu sıcak hava şey sıcak rüzgar esiyor. Tozlu sıcak rüzgar esiyor. Yani evin içine kadar kapının önüne varana kadar böyle yerler kum gibi bir görseniz. O da beni şey yaptı böyle rahatsız etti yani. Hemen hortumu taktım. Biraz baktım iyiyim hemen kalktım hortumu taktım. Her yeri bir güzel yıkadım. 2 saat sonra geri aynı oldu. Baktım dışarıya çıktım. Her yer geri toz olmuş. Yoldan yapraktı, şuydu, buydu. Sokakta ne pislik varsa rüzgar evin içine şeye. Yani buraya balkona içeriye getirmiş. Bütün pisliği. Anlayacağınız. Yaptığım temizlik boşa gitti yani. Rüzgarda var, temizliğe basar. Ama çok aşırı berbattı yani. Elini nereye koysan eline toz geliyor. Yani yerler berbat, toz. Daha kötü oluyorsun da. Artık ne yapalım ya? Bu hala da rüzgar esiyor. Bir de ılık rüzgar esiyor. Ilık rüzgar da insanı bunaltıyor. Böyle tansiyonum da düştü mü? Kalktım birazcık böyle tuzlu bir şeyler canım istiyor. Portakal soydum. Portakalı tuzlayıp yedim. Biraz ferahladım. Onun üzerine kalktım. Kendime gelince kalktım. 1-2 dolandım. İş güç yaptım falan. Sonra baktım gene düştü tansiyon. Tuzlu ayran içiyorum da tuzlu ayran da midemi şişiriyor benim. Midem şişince de bu sefer yani ayran ekşi değil tatlı. Taze yoğurt daha dün aldı Ali. Ama niyeyse midemde böyle bir şişkinlik yapıyor yoğurt ayran. Erik al falan diyecektim Ali'ye. O da zaten ekmek almaya gitmişti. Erik almış gelmiş. Neyse dedim hemen yıka getir. Tuzlu tuzlu yiyeyim bir kendime gelip. Işte. Valla bayağı bir yedim. Yarım kilo erik yedim herhalde. Ya. Daha da yerdim de midemden korktum. Midem dedim şimdi bu sefer de mideyi bozarım. Çok yerim eriği ekşitirim mideyi bozarım. Bir de ondan çekerim bu sefer de. Ama şey tuzlu tuzlu erik yiyince birazcık açıldım. Nar ekşisi iç diyor Ali'de. Hiç aklıma gelmedi benim nar ekşisi. Bir dahakine öyle yaparım. Nar ekşisi içerim. Eskiden biz çocukken de nar ekşisi şerbeti yapar içerdik. Öyle keyfi yani şerbet yapıp içerdik. Güzel olurdu. Öyle bir şeyler yapar içerim artık. Ne ben iyileştim ne bu rahatsızlığım geçti. Bu tansiyon düşüklükleri bilmem ne yani. Tahlil yaptır diyenler var. Sağlık ocakları tahlil yapmıyor arkadaşlar. Maalesef bizim buradaki sağlık ocağı sadece evlenecek olanlara herhalde tahlil yapıyormuş. Hani bu nikah için gerekli prosedürler gereği olan tahliller oluyor ya. Sadece o tahlili yapıyormuş. Bir de 1,5 saat açık. 1,5 saatte 100 kişi kuyruk var. Bir de millet birbirini yapıyor. Zaten ne zaman annem gidiyor sağlık ocağına. Bekliyor bekliyor dayanamıyor artık ayakta beklemekten muayene olmadan geri geldi. Bugün o gün Ali gitti işte tahlil sormaya tahlil falan yapıyorlar çünkü şeyler daha depremden beri daha sağlık ocaklarında falan böyle bir düzen oturmadı. Eczaneler açık akşama kadar ama sağlık ocakları günde 1,5-2 saat açıkmış. Saat 11'de mi açılıyor dediler? 11'den 1'e kadarmış. 2 saat bir doktor bir hemşire. Koskoca Esentepe daha bu taraflarda var mı Gültepe falan oralar var mı? Evet, tabii sarı hoca var tabii yıkılmayan varsa onlar hepsi. Yani bu kadar kişiye 1-2 saat içerisinde bir doktor bir hemşire ne yapabilir?
Onlar da artık kafayı yemişler yani oradaki doktor hemşire de. Ali gitti sordu tahlil yapılıyor mu falan diye, yapılmıyormuş. Yani normal hani hastalık araştırma açısından o tarz tahlil yapılmıyormuş. Sadece nikah kıyacak olanların gerekli prosedür gereği yapılan tahlil, o tahlili yapıyorlarmış. Tahlil de yaptıramadık. İyileşmiyorum da. Stres sık de beni çok şey yapıyor. Bugün bir şeylere üzüldüm. Üzülünce de ben çok şey oluyorum. Strese de gelmiyor benim bünyem. Bir şeye üzüldüm mü ben psikolojikmen, ruhen, bedenen çöküyorum. Çöküntü yaşıyorum. Kendimi toparlayamıyorum. Bilmiyorum artık. Eskiden çabuk toparlardım da son birkaç senedir artık kendimi toparlamakta çok zorlanıyorum. Arkada ışıklar niye sunuyorlar? Yani. İşte. Ne diyelim, üzüntü, stres hepsi var. Tansiyon düşüklüğü en kötüsü öldüründürüyor beni yani, mahvediyor. Ne diyelim, bu yani geçecek de nasıl geçecek, ne zaman geçecek? Hava değişikliği, mevsim değişikliği mi beni bu kadar etkiliyor bilmiyorum artık. Yakında öğreniriz. Çok yakında. Çok yakında, az sonra. Evin durumu da belli değil. İşte evin durumu da belli değil. Ona üzüldüm bugün biraz da, bayağı içerledim yani. Ağır hasarlı olaraktan görünmüyormuş şu an. Hiçbir şekilde görünmüyor. Ne olduğu bellisiz. Yani işte onu bilmiyorum. Bu da bugün de cuma ya. Hani bugün belki bir işlem yapıldıysa herhalde sisteme pazartesi düşer. Araya cumartesi pazar girdi. Pazartesi düşer herhalde. Ev şu an ne durumda olduğunu bilemiyoruz. Ona da biraz üzüldüm. Bir dakika. Vallahi ne olacak bilmiyoruz yani, arkadaşlar. Sistem aldılar, ne yaptılar bilemiyoruz ki. Şimdi Ali E-Devlet'ten giriyor. Normalde girdiğinde ev ağır hasarlı olarak görünüyordu. Şu anda hiçbir şekilde ev görünmüyor. Adres sorgusunda değil mi? Adres sorgusunda da çıkmıyor. Adres sorgusunda da çıkmıyormuş. İkametgaha göre de çıkmıyor. Bizim ev ikametgaha göre de çıkmıyormuş. Komşuyu aradı, komşuya baktırdı. Komşuda da çıkmamış. Bizim yani apartman komşumuzda da çıkmamış. Şimdi bizim bu ev nereye gitti? Sinir bozucu bir durum. Yok. Yemin ediyorum. Ya hasar durumu değişti. Yani ağır hasar kaldırıldı artık. Orta hasar ya da az hasara geçtiyse henüz sisteme düşmedi. Ya böyle bir durum. Ya da diyorlar yıkılacaklar listesine mi alındı acaba diyorlar. Ama öyle bir şey olsa zannetmem. Daha bizim evden önce yıkılacak daha acil evler var. Yıkılıyor da yani. İşte onu da duyunca, öğrenince iyice ben üzüldüm mü? İyice canım sıkıldı mı? Üzüntü beni mahvetti. Yemin ediyorum sabahtan beri yatıyorum. Ne doğru düzgün bir iş yaptım. Azıcık toparlanınca kalktım, dışarıları yıkadım. İşte üzüntü beni çok bitiriyor. Yani ne kadar üzülme derseniz deyin arkadaşlar. 3 senelik emeğimiz orası bizim. Malcanın yongası. Yani söylemek istediğim çok şey var ama ne diyeyim ne söyleyeyim artık işte. Böyle. Öyle yani. Bugün de böyle geçti. Bugün de böyle üzüntüyle, stresle, tansiyon düşüklüğüyle yerlerde sürüne sürüne geçtim yani. Bugünü de böyle akşam ettim. Yarın Allah kerim. Hep diyorum ki yarın daha iyi olacağım. Yarın daha iyi olacağım. Yarın oluyor. Sabah kalkıyorum. Ya sabahtan başlıyor tansiyon düşüklüğü bende. Akşama kadar gidiyor. Ya da sabah iyiysem öğleden sonra bir şey çıkıyor. Bir şeye üzülüyorum. Üzüntüden tansiyonum düşüyor. İşte bilmiyorum vallahi. Benim bu halim ne olacak ben de bilmiyorum. Allah sonumuza hayretsin. Neyse arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Sizlerle de dertleşince bir nebze rahatlıyoruz. Ne diyelim artık? Sizden gelen yorumlar da bizi rahatlatıyor. Fikir veriyorsunuz, teselli veriyorsunuz. Allah razı olsun. Yani bu da geçecek elbette. İşte ne zaman geçecek biz de bilmiyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.